Her hafta olduğu gibi bu hafta da milletin kürsüsünde sözü gerçek sahibine, milletimize bırakacağız. Milletin sesinden korkan Meclis Televizyonu ve TRT yayını kesmeye hazırsa başlıyoruz. Bu hafta Eşit Platform'dan avukat İdil Yalçıner Şimşek aramızda. Kadının sorunlarını, yaşadıklarını kendisinden dinleyeceğiz. Buyur İdil kardeşim, söz de kürsü de senindir. Sayın Genel Başkan, değerli milletvekilleri ve basın mensupları, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bana bu fırsatı tanıdığı için Sayın Genel Başkan'a çok teşekkür ediyorum. 8 Mart, Dünya Kadınlarının Birlik, Mücadele, Dayanışma Günü'nde kadınların özgürlüğü ve eşitliği mücadelesinde canlarını feda eden kadınları bir kez daha andık. Eşitlik mücadelemizle çıkarılmasını sağladığımız yasalara, İstanbul Sözleşmesi, SEDAV gibi uluslararası sözleşmelere dair karalama kampanyası yürüten marjinal gruplar ile söylemini ortaklaştıran iktidar, hayatlarımızı, geleceğimizi ne yazık ki siyasi pazarlık konusu yapmayı sürdürüyor. Kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz, o fıtrata terstir diyen, her kürtaj bir ulu deredir, kürtajı cinayet olarak görüyorum diyen, kızlı erkekli aynı evde kalıyorlar diyen, iffetli kadın herkesin içerisinde kahkaha atmayacak diyerek kadına bakış açısını ortaya koyan bir anlayışın bizi anlamasını, kadına karşı şiddeti önlemesini, kadın cinayetlerini durdurması hayalcilik olur. Biz kadınlar, etnik köken ve inanç farklılıklarıyla sosyolojik çeşitliliğin zenginliğimiz olduğu, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, yaş, medeni hal, engellilik, sınıfsal durum gibi nedenlerle ayrımcılığın olmadığı, hayatın her alanında cinsiyet eşitliğini mümkün kılacak eşit ve özgür bir yaşamı herkes için istiyor ve bunun kurulması için çalışıyoruz. Ailede, toplumda, devlette reis istemiyoruz. Yaşam biçimi dayatmasına, nefret söylemine ve cinsiyete dayalı ayrımcılığa karşı mücadele ediyoruz. Hepinizin bildiği gibi eğitim, sağlık, gıda sektörü gibi alanlarda yoğun olarak çalışanlar, kadınlar, pandemi sürecinde artan ev içi bakım emeği ile birlikte küresel salgının yükünü en çok üstlenen kesim oldu. Her 10 kadından en az 7'si yoksullaşırken pek çok kadın işini kaybetti. Pandemi maalesef kadını tüketti. Pandemi döneminde dünyada ve Türkiye'de ev içi şiddet ve kadın cinayetleri daha da arttı. Ama şiddetle mücadele aynı ölçüde güçlenmedi, tersine zaafa uğradı. Eşik platformu olarak her gün en az 3 kadın öldürülüyor. Bu ülkede cins kırım var, farkında mısınız diyerek Ağustos 2020'den itibaren dile getirdiğimiz taleplerimizi yineledik ve meclisi göreve çağırdık. Büyük çoğunluğu örgütlü kadınlardan gelen, aralarında sanatçı, gazeteci, akademisyen, STK temsilcilerinin de olduğu 300'den fazla video sesimize ses kattı ve kampanyamız milyonlara ulaştı. Geçtiğimiz günlerde iktidar tarafından açıklanan insan hakları eylem planı, kadın kazanımlarını güvence altına almak bir yana, İstanbul Sözleşmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine de yer vermemektedir. İktidar bizi yine şaşırtmadı. Bunu görüyor ve bu oyunun bir parçası olmayacağımızı ifade ediyoruz. Yasamanın yürütmeyi denetleme görevini yok eden, yerli ve milli olduğu iddiasındaki başkanlık sisteminin ülkeyi çözümsüzlük ortamına sürüklediğini görüyoruz. Toplumun egemenliği kendi elinde tutmasının en önemli yolu olan meclisin göstermelik hale getirilerek parça parça devre dışı bırakılmasına karşı çıkıyoruz.
egemenliğin halktan alınarak bir kişiye, bir aileye terk edilmesine izin vermeyeceğiz. Bu egemenlik mücadelesinin demokrasi, laiklik ve hukuk devletini yaşatmak ya da yok etmek isteyenler arasında olduğunun farkındayız. Tavrımızı net olarak ortaya koyuyor ve bu ortamı aşmak niyetiyle meclis göreve çağrımızı yineliyor, kadına karşı şiddet ve cins kırımına varan kadın cinayetlerini önlemenin ilk adımı olarak meclisi bu konuda özel bir oturum yapmaya çağırıyoruz. Cumhuriyetin 100. yılına yaklaşırken ülkemiz Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkeler arasında kadınların çalışma oranının en düşük olduğu ülkedir. Birleşmiş Milletler ve Parlamentolar Arası Birlik araştırmalarına göre meclisteki kadın milletvekili oranı bakımından 141 ülke arasında maalesef 102. sıradadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kadını aile içi şiddetten etkili korumadığı için mahkum ettiği tek ülkedir. Bu ülke ölümü üzerine yayınladığı bildiride Hindistan Kadınlar Birliği'nin kadın haklarının insanlık tarihi boyunca gelmiş geçmiş en büyük savunucularından birisi olarak kabul ettiği Atatürk'ün bizlere emanetidir. Bu emanetin uzuvlarından birisine programlı olarak yapılan saldırıları durduracak, saldıranları ise eğitecek olan yine bizler olacağız. Bu vesileyle tüm ilgilileri kazanılmış haklarımızı tehdit eden söylem ve girişimlere son vermeye, evde, işte, sokakta, tüm toplumsal yaşamda şiddetsiz bir yaşam sürme hakkımız için acil eylem planı açıklamaya, eğitime eşitlikçi, ayrımcılıktan uzak, bilimsel, parasız hale getirmeye, eşit istihdam, kreş ve iş yerindeki şiddeti önleme mekanizmaları için etkin politikalar uygulamaya çağırıyoruz. Kadınların yaşam hakkı için korkudan ve şiddetten uzak güvenli bir hayat yaşayabilmeleri için herkesin yapabilecekleri var. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anmasının sözde, şekilde kalmadığı, hepimizin İstanbul Sözleşmesi'ne birlikte sahip çıktığı, şiddetsiz, güzel günlerin özlemiyle partisinin meclis kürsüsünü bizlere açarak emeğimizin ve kimliğimizin sömürülmesine karşı yürüttüğümüz mücadeleye destek veren, her zaman yanımızda olduğunu hissettiren bir Atatürk kızı, bir cumhuriyet savunucusu, başarılı çalışmalarını yakından takip ettiğimiz Sayın Meral Akşener'e tüm kadınlar adına teşekkür ediyorum.